Yaz aylarında mantar enfeksiyonu şunun için daha çok kaparız. Mantar enfeksiyonlarındaki mikroorganizmalar yaz aylarında sıcak havalarda daha çok üreme yeteneğine sahip. Genel olarak sıcak bir ülkeyiz. Terleme fonksiyonu çok arttığı için vücudumuzda terleyebilen bölgeler daha fazlalaştığı için özellikle kıvrım bölgelerinde, koltuk altı, kasık gibi, ayak parmak arası gibi, kalça gibi hava alamayan bölgelerde daha çok mantar enfeksiyonu oluşuyor. Ayrıca abdest faktörü var bizim ülkemizde. Sık yıkanıyor ve iyi kurulanamama gibi durumlarda mantar enfeksiyonları daha da kolaylaşıyor. Mantar enfeksiyonlarının çok çeşitli türleri var. Çok şiddetli seyredenler var, daha lokalize seyredenler var. Ama derinin mantar enfeksiyonlarında genelde krem, sprey, şampuan gibi ilaç grupları tercih ediyoruz. Çok şiddetlendiği dönemlerde hap tedavileri gündeme gelebilir. Tabii ki hastanın yaşına göre, mevcut kullandığı diğer ilaçlarının var olma durumuna göre tedaviler değişebiliyor. Genelde bir ay, bir buçuk aylık sürebilen tedaviler ve alması gereken bazı önlemler de var. Bunları da hastalarımıza mutlaka anlatıyoruz. Tabii ki terlemenin artmasıyla mantar enfeksiyonu daha da kolaylaşıyor. Yayılması biraz daha kolaylaşıyor. En başta çok aşırı fiziksel aktiviteden mecbur kalmadıkça aşırı fiziksel aktiviteden kaçınmalarını öneriyoruz. Vücut hijyenlerine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle az önce de bahsettiğim koltuk altı gibi, kasık gibi, kalça gibi, zaten çok iyi havalanamayan ayak parmak arası gibi. Buraları iyi temizlemek ve kuru kalmasına özellikle dikkat etmek çok önemli. Ev içerisinde kişisel eşyaların, özellikle terlik, havlu gibi, çorap gibi eşyaların ortak kullanılmaması çok önemli. Bunun dışında pamuklu kıyafet tercih etmelerini istiyoruz. Vücuda çok yapışan, sıkı, dar iç çamaşırları, sentetik kumaşlar tabii ki enfeksiyonları biraz daha kolaylaştırıyor, terlemeyi daha da arttırıyor. Bunlara dikkat etmeleri lazım.